şey, siyah poşetiniz var mıydı ya? Ayıptır söylemesi. Pet altımda. O bacağı da o tayt hiç olmuş mu ya? İnsan bir bakar değil mi aynaya? Alt komşunun kızı da boya küpüne düşmüş sanki. Şu kız vardı yani. Partneriyle ayrı eve çıkmış. Ay bunlarda hiç görgü, hiç aile terbiyesi yok. Ayıptır söylemesi. Herkese merhaba. Ayıptır Söylemesi'nin ikinci sezonunun 8. bölümüne, yani sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. Hoop Alkazar'dayız, Beyoğlu'ndayız. Her hafta farklı konuklarımıza başka bir el alem meselesini masaya yatırıyor, gülüyor, eğleniyor ve bu ayıpları kırmaya çalışıyoruz. Ve maalesef ki bu sezonun son bölümündeyiz. Eğer bu zamana kadar bu yolculukta benimle, bizimle olduysanız çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konum da benim için çok değerli. Sezon finalinde farklı bir şey yapmak istedim. Ve ekipten canım, aşkım Ceren'i davet ettim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bölümde aslında sadece ben ona sorular sormayacağım. Birbirimize sorular soruyor olacağız. Ve beraber karşılıklı olarak biraz kız başınadan, biraz toplumsal ayıplardan, kendi hayatımızdan falan bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Türkü rahat da bu zamana kadar o soruyordu sürekli. Aynen. İnsanları köşeye sıkıştırıyordu. Evet, biraz gerginim ben de bana soru sorulacağı için ama beni çok zorlamayacağını düşünüyorum. Yok yok. Tamam. Nasılsın? Öncelikle onu sorayım. İyiyim. Çok heyecanlıyım. Çünkü Ayıptır Söylemesi podcast'ı, yani evet kız başınanın göz bebeği ama böyle bizim de ekip içerisinde dinlemeyi çok sevdiğimiz bir podcast. Böyle hepimizin bir yere yürürken, bir iş yaparken arka planda çalıp böyle insanlarla bağ kurduğumuz bir podcast. Ofiste sadece bizim podcast. Böyle bir kural var. Dinlemeyenler ofisten atılıyor. Yok ya, hiç öyle zorbalıklarımız yoktur aslında ama o yüzden sezon finalinde bugün seninle olduğum için çok mutluyum. Genel olarak da maşallah hayatımın güzel bir döneminden geçtiğimi düşünüyorum. Aa. Böyle hem kız başına da çok güzel yeni şeyler başlıyor olacak. Şu an ekip hiç olmadığı kadar birbirine bağlı, mutlu ve burada olmaktan gurur duyuyor. O yüzden genel olarak güzel diyebilirim. Sadece buraya gelirken Ankaralı, uzun zamandır Ankara'da yaşayan biri olarak deniz görünce hemen heyecanlandığım için vapurda böyle hayatımı biraz romantize etmeye çalışırken sıcaktan. Evet. geldiğinde böyle kıpkırmızıydı canım. Onun dışında iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok heyecanlıyım karşımda olduğun için. Biraz hüzünlüyüm tabii sezon finali olduğu için ama farkındaysanız final demiyorum, sezon finali diyorum. Ve hiç olmadı kadar güzel şeylerle geri dönecek Türkiye. Evet, daha da güzel projelerle döneceğim. Beklemede kalın. Şimdi biz aslında hem kendimiz sorular yazdık hem de kendi takipçilerimizden de sorular istedik ve ekipten de sorular istedik. İlk gelen soruyla başlıyorum. Hadi bakalım. Demişler ki bize birbirinizi anlatın. Sen beni, ben seni. Tamam, harika. Başla. Ben başlayayım mı? Başla. Türkü bence böyle kız başına ekibinin başına gelmiş en güzel ya. Şeylerden birisi. Biz böyle biz bir saat birbirimizi öreceğiz bu gidişle. Yani bu yüzden, şu yüzden diyorum aslında bunu. Gerçekten enerjisi inanılmaz yüksek ve çok pozitif birisi. Böyle olumsuz bir şey olduğunda bir şey yok deyip böyle hemen yoluna devam eden ve hep üretmeye hevesli birisi. Onun dışında zaten çok yakın arkadaş olduğumuz için genel olarak hayatımızda böyle bana çok destek olan çok tatlış birisi. Umarım herkesin bir tane türküsü olur. Bunu çalışıp mı geldi? Hayır, şu an çıktı. Demek ki çok aşıkmışım evet, da böyle bir yanda. Ben hiç düşünmemiştim seni. Ben biraz şey olarak anlatacaktım seni. İşte ot matematik mezunu. Öyle mi anlatacaksın? Yok yani. Dur, öyle bilgiler de vereyim istersen senin hakkında. Biliyor musun? Biliyorum. Hayatı boyunca ODTÜ Koleji'nde okumuş. Sonrasında da ODTÜ yetmediği için biraz daha ODTÜ'de okuyayım diye işletme okumuş birisi. Ve şimdi de Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlayacak kendisi. Çok güzel bir haber ama tabii ki Ankara'dan ayrıldığı için evet. Yarım... 3 gün önce İstanbul'a taşındım arkadaşlar. Evet. Bana dualarınızı eksik etmeyin. Bu yolculukta. Onun dışında hem böyle... Nasıl diyeyim, spor, dans gibi birçok farklı aktivitelerle ilgilenen birisi Türkü. Bir yandan da aslında işte böyle nasıl diyeyim, içerik üretmeyi tabii çok seven. Her mecrada varım. Gerçekten olmadığı yer yok. Her alana içerik üretmeyi çok seven evet, birisi. Çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Ben de seni anlatayım. Sadece ben biraz böyle istemsiz çok duygusal bir evet, nedense. Evet olsun. Hala toparlanamadım.
Ceren de lisede matematiği ve sayısalı iyi olduğu için ODTÜ matematik tercih eden, sonra bundan çok pişman olan ama bir şekilde mezun olmuş olan, yani gerçekten zor bir süreçti. Ben sonlarına tanık oldum ama beraber zorla kütüphaneye gittiğimiz dönemlerde. ODTÜ matematik mezunu, yaklaşık 4 senedir kız başına, 3,5-3. Çok ASMR oldu benim. Senede kız başına da, yani Ceren olmasa kız başına olmaz diyebilirim gerçekten. İşte kurumsal iletişim, insan kaynakları, koordinatörlük, her şeyi üstlenen, ben şimdi kurumsal iletişimi aldım ondan biraz nefes alsın diye, sosyal medya falan. Gerçekten çok yakın bir arkadaşım, iyi ki tanıştım, bu senenin bana kattığı en güzel diyebiliriz. Neyse, uzatmayalım. Yeter, bizim soruyu geçelim artık. Peki, sıra sende. Ah evet, doğru. Kız başına maceranızdan biraz bahsedebilir misiniz? Şu an ne yapıyorsunuz? Bahsederim. Ben bir pandeminin bir akşamı, kışın çok sıkılmıştım böyle Instagram'da gezerken. Bir arkadaşımın, ev arkadaşının storiesini gördüm. Kız başına sosyal medya tasarımcısı ya da içerik üreticisi arıyor gibi. Yanında da o zaman Pınar vardı arkadaşım. Dedim ki başvursam mı acaba, hani böyle boş boş duruyorum yani. Bir de benim annemle babam sağ olsun çok aktivist yetiştirmişlerdir beni. Dedim ki bir şeyler yapayım yani. Sonra Pınar böyle gazladı beni, başvur başvur çok yaparsın falan. Sonra başvurdum. Tesadüfen de benim eskiden bir topluluktan bir arkadaşım zaten sosyal medya koordinatörüymüş. Sonra girdim ekibe. Böyle bir yaklaşık 3-4 ay tasarımcı olarak çalıştım ki hani hiçbir tasarım bilgim yoktu, tamamen Canva. Ama çok iyiydin. Çok teşekkür ederim aşkım, sağ ol. Canva bilgisiyle. Sonra bir anda koordinatörlüğe yükseldim sosyal medyada. Olmadı. Yani ya olmaya çalıştı, bir yere kadar gitti ama bana göre değilmiş orası. Sonra bir anda böyle bir şekilde podcast dünyasıyla yolum kesişince dedik ki hani bu kısma yöneleyim ben kız başına da, işte YouTube'a da girmek istiyorduk falan ve gerçekten yani şeyi buldum, kendi yolumu buldum. Şu an çok mutluyum, hem YouTube'a bakıyorum, TikTok'a bakıyorum. TikTok'u takip edin, çok güzel şeyler. Ofiste bir anda dans etmeyi çok görebilirsiniz. Ofisteki herkesi darlıyordum, artık darlayamayacağım ama olsun. O şekilde yani genel olarak Instagram, Facebook, LinkedIn ve Twitter dışındaki sosyal mecralara ben bakıyorum, içerik üretiyorum, bir de kurumsal iletişimden sorumluyum. Sen ne yapıyorsun Ceren? Ben biraz önce de söylediğim gibi yani kız başına kariyerim boyunca birçok farklı pozisyonda bulundum. Benim de aslında senin gibi böyle üniversite 2'nin başlarındaydım ve gerçekten benim için zor bir dönemden geçiyordum. Bölümü hiç sevmiyorum, okumak istemiyorum ama nereye gideceğim bilmiyorum. Onun dışında kendi böyle kişisel olarak da çok mutlu olmadığım bir noktadayken yine ekipten çok yakın bir arkadaşım o zaman kız başınadaydı ve kendisi İstanbul'a taşınacaktı. O zaman tabii kız başına ekibi çok küçük yani 7-8 kişi falan, şu an biz yaklaşık 40 kişiyiz arkadaşlar, bir ordu şeklinde ilerliyoruz ne kadar sosyal medyada hani gözüksek de. Onun bana işte ya böyle böyle ben hani taşınıyorum ekibe de, özellikle benim Ankara'daki yaptığım görevleri yapabilecek birisi lazım, gelir misin demişti. Ben de böyle yani geleyim şey dediğimi çok iyi hatırlıyorum, yani beğenmezsen içime sinmezse çıkarım dediğimi çok buradayız. İyi hatırlıyorum. Aynen, o da şey demişti ya, o çok öyle olmuyor hani. demişti ve gerçekten o günden beri aslında kız başınadayım ve böyle şeyi hatırlıyorum yani ilk girdiğim andan beri var olan herkesin ne kadar canla başla çalıştığını ve burayı daha iyi bir hale getirebilmek, böyle herkesin haklarını savunabilmek için gerçekten ciddi bir vakit ayırdığı bir alana girmiştim ve bu hani bir amaç uğruna çalışıyor olmak beni çok mutlu etmişti. O yüzden de hiç hayatım boyunca hani girdiğimden beri hiç böyle ayrılma ya da başka bir yere gitmek gibi bir şey aklımdan geçirmedim bile. İşte o zaman böyle etkinlikleri organize ediyordum. Sonra biraz insan kaynakları yaptım. Sonra yardımcı koordinatördüm. Sonra sosyal medyayı evet, ben beraber Ceren'e devrettim. Aynen öyle. Ya burada aslında biraz hani sosyal medyayı da aramızda paylaşmamızın sebebi, kız başına sosyal medyası bence çok farklı bir yer. Evet. Yani böyle normal bir ne bileyim ajansla çalışılabilecek ya da destek alınabilecek bir yer değil. Çünkü biz böyle o sosyal medyayı kendi özgür alanımız gibi görüyoruz ve gerçekten konuşmak istediğimiz her şeyi orada konuşmak istiyoruz. O yüzden de aslında bizim sosyal medyamızın bu kadar güçlü olmasının tek sebebi gerçekten herkesin böyle bir fikrinin ve savunmak istediği konunun olması. Evet.
Derken şu anda da kız başına'nın koordinatörlüğünü yapıyorum. Bakalım başka bir şeyler olur mu ama sanırım bu son hani görev tanımı gibi gözüküyor evet. Şu anda. Peki kız başına'daki senin için en gurur verici proje hangisiydi? Hepsi benim. Gerçekten tam olarak onu diyecektim. Yani hepsi benim bebeklerim olduğu için. Biraz farklı şekilde cevap verebilirim. Yani birkaç tanesini. Dijital Karanfil isimli bir projemiz vardı. Biz o zaman böyle 2018 yılında şiddete maruz bırakılarak hayatını kaybetmiş kadınlar için Türkiye'nin her bir yerine dijital anıtlar asmak istemiştik. Bunun da en temel sebebi de aslında ne yazık ki haberlerde artık kadın cinayetlerinin sadece bir istatistikmiş gibi gösterilmesinden çok rahatsız oluyorduk. Çünkü ya her gün binlerce kadın öldürülüyor ve bunun hakkında hiç harekete geçilmiyor. O yüzden biz de böyle Türkiye'nin her yerini dijital anıtlar asmıştık. Ve o benim böyle kız başına girdiğim ikinci evet, günü falandı. Doğru. Bunu böyle size falan da anlatmıştım. Ve biz böyle o kargoları Türkiye'nin her yerine göndermiştik. Ve onu gönderebilmek için böyle iki gün üst üste evlerde sabahlayarak kargoları yollamıştık. Ve böyle herkesin bu alanda yardımcı olması. Çünkü asacak insanlar Türkiye'deki gönüllülerdi evet, yani. Hani evet. Jandarmasından öğretmenine. O benim için inanılmaz etkili bir projeydi. Onun dışında da bir sonraki olarak biz bir kurgusal duruşma yapmıştık. Ve onun finalini 7 Mart'ta gerçekleştirmiştik. Ve orada böyle açılış kısmında böyle nasıl diyeyim, bizim dijital karanfille bağlantılı olacak şekilde bir açılış yapmıştık böyle dijital mumlarla vesaire. O da benim için çok gurur vericiydi. Onun dışında zaten hepsi evet. Alanında farklı ve güzel aynen. İlerledi. İşte şimdi bir UNFPA ile proje gelecek. İşte ayıptır, inanılmaz iyi, en çok dinlenenlerde. O yüzden ayırt edemiyorum. Hepsi bizim bebeklerimiz. Senin var mı? Ben bu sorunun üstüne bir cevap veremem. Gerçekten senin şeyinden sonra. Çok etkilenmiştim dediğiniz bir Instagram paylaşımınız var mı? Var. Yani hep böyle şey oluyor bazen. Hani bir post atıyoruz diyoruz ki bu çok tutacak falan, sonra hiç tutmuyor. Ya da tam tersi hani atıyoruz ve sonra bir anda patlıyor, hiç belli olmuyor. Ama ben sosyal medya koordinatörüyken bizim Instagram hesabımız spam altındaydı. Çok kötüydü. Başka bir tane büyük takipçili bir hesapla bir şeyimiz olmuş falan. Onun üstüne olmuştu yani bu. Ondan sonra böyle keşfete düşmüyor. Takipçiler görmüyor falan. Sonra ben de böyle hani anam babamı sür dedim ki spam altındayız, posta atalım. Sonra şimdi o postu değil ama o posta gelen destek işte ünlülerden, takipçilerden, böyle bilimum Türkiye'nin her yerinden gelen destek beni çok etkilemişti. Çünkü böyle hani hep bir ağızdan herkes işte kız başına spam altındaymış, hadi destek olun bilmem ne falan. Çok duygulanmıştım gerçekten. O gün bize yemekteydik ya beraber. Evet. Bir şu da paylaştı, bu da paylaştı falan diye. Ve sonra gerçekten hani düzelmişti. Kesinlikle. Tatlıydı. Yani şey çok tatlı bence. Çok güzel bir his. Yani bizim de bu yolda devam etmemizin en büyük sebeplerinden birisi. Evet, biz hani kız başına olarak gerçekten bir savunuculuk yapıyoruz ve hep yapmaya devam edeceğiz. Ama dışarıdan biz destekçiler, yani hiç bizi görmemiş evet. insanlar ve çoğu insanın kafasında aslında kız başına bir Instagram sayfası olarak da gözükebiliyor. Aslında onun işte arka planda çok büyük emek olduğunu fark edip böyle onu görünce evet. bir seferberlikle bunu yapamazsın diye desteklemek çok tatlıydı. Teşekkür ediyoruz. Kurtulduk spamdan. İnşallah bir daha gelmez başımıza. Peki. Kız başına ekibini 3 kelimeyle anlatır mısın Ceren Erol? Ay. Canlarımızı. Hepsi birer kelime mi olmak zorunda? Böyle evet. Cümleler. Tamam tamlama da olabilir tamam, istiyorsan. Tamam yapacağım. Mücadeleci. Güzel. Dinamik. Güzel. Mücadeleci, dinamik. Biraz kaotik. İyi anlamda kaotik. Yani böyle sürekli hadi bu şu oldu. Bir de Türkiye gündemi zaten ne yazık ki çok hızlı değiştiği evet. için böyle bir anda herkesin hızlı bir şekilde bir şeyleri halletmesi doğru. gerekiyor. O yüzden bu üç kelimeyi söyleyebilirim. Kaotik, dinamik, mücadeleci. Evet. Tatlı. Evet. Güzel oldu. bu soru şeyden geldi, takipçilerden geldi.
Türkiye ekibe katıldığında mülakatını Ceren yaptıysa onu anlatsın lütfen. Şimdi bir kere bizde mülakat evet. olmuyor. Evet, bunun yani, sorunun gelmesi aynen. iyi oldu. Evet, ben de bilerek koydum. Bir de çok tatlı. Şöyle oluyor, yani işte başvuruyorsunuz, sonra başvurunuza geri dönüş olursa eğer bir işte tanışma toplantısı tarzı böyle birebir bir şey alınıyor ki benim zamanımda ben alındığımda birebir toplantı da yoktu. Evet. Ben ek ya yani benle beraber alınan insanlarla girmiştim ve evet Ceren de vardı. Böyle oturuyordu kamerada. O zaman işte şey olduğu için zaten pandeminin en tap noktası olduğu için hiç kimse evden çıkmıyordu. Daha bu işte 7 yasakların falan olduğu zamandı. Ne düşündün benim hakkımda? Şöyle, ona cevaplamadan önce bir de şeyi de söylemek istiyorum. Aslında kız başına'nın gönüllülük başvurusu her zaman açık. Ancak hani formda da yazdığı gibi biz böyle ekip içerisinde ihtiyaç olduğunda geri dönüşte bulunuyoruz. Ona ek olarak da asla mülakat gibi bir şey yok evet. zaten dediğin gibi. Yani burası gerçekten gönüllülerin desteğiyle ilerlediği için hani gönüllü gelen insanı bir de mülakat yapmak hani hiç doğru bir şey değil. Asla öyle bir şey de yapmayız. Böyle Türk'ün de dediği gibi tanışıyoruz. Hani sonra uyuyor mu birbirimize beklentilerimiz falan onun konuşulduğu bir şey oluyor. Aynen, o tanışma toplantısında da zaten yani ben buranın ne kadar ciddi bir yer olduğunu anlatıyorum. Yani önceden bilerek gelsin. Önce bir korkutuyor. Aynen. Çünkü ben mesela ben işte girdiğimde böyle benle beraber 5 kişi falan alınmıştı sosyal medyaya ve hepsi işte herkes kendini tanıtırken hepsi ya işte grafik tasarımcısı ya mimarlık okuyor falan ve ben böyle kapatınca demiştim ki yapamayacağım herhalde ben yani. Ama öyle olmuyor. Bir tek türkü kaldı. Bence bu da şey için çok güzel bir, nasıl diyeyim, konuşmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani bizim yaşımızdaki ya da işte 20, ben artık büyüdüm de neyse. kaç yaş var? Ya şöyle hani daha yeni kendi, nasıl diyeyim, yolculuğunu bulmaya çalışan, kendi isteklerini bulmaya çalışan insanlar için aslında böyle bu tarz şeyleri denemek bence çok önemli. Evet. Ya sen işletme okuyan ve sadece işte kendin Canva'da böyle bir şeyler deneyen. Canva'da derslerde sunum hazırlıyordum. Sonra post yapmaya başladım. Aynen öyle yani. O yüzden böyle her şeyi denemek. Ya benim dediğim gibi mesela işte beğenmezsem çıkarım. Aynen. Ama öyle olmuyor yani. Hani seviyorsun, mutlu olduğun bir evet. şey oluyorsun. O yüzden böyle her şeyi denemek önemli. Onun dışında türküyü nasıl hatırlıyorum? Mülakatta. Ya Türk'ün enerjisi zaten yani dinleyen, izleyen herkes de bu anlıyor. Bu Türk'ü ben bilerek çağırmışım Ceren'i kendimi öldürmek için. Yani şey enerjisi zaten direkt fark ediliyordu. O yüzden zaten direkt biz ekipte de şeyi çok önemsiyoruz ve seviyoruz yani arkadaş olmayı. Yani bir normal kız başına ekibinden bir tanıdıktan ziyade bir arkadaş olabilmeyi, iş dışında da bir şeyler konuşabilmeyi çok seviyoruz. Zaten işte benim ev arkadaşım. Kız başına'dan tanıştım İlayda. İşte en yakın arkadaşlarımın biri Türkü. Böyle böyle hani bütün çevrem hali hazırda aslında kız başına'da bulunan insanlar. O yüzden yani Türkü de çok bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Yani uzattım lafı ama hani güzeldi. Sonra yüzle tanıştık falan. O zaman bana böyle Ceren çok şey ama işte Türkü cümle böyle de şöyle de diye davranıyor. Aynen. Canım nasılsın? Sonra böyle oldu. Yine komik bir soru soracağım. Tabii ki. Kız başına da çalıştığınızı söylediğinizde aldığınız en garip tepki neydi? Bir şey var. En son yaşadığımız hani insanların nasıl yani gönüllüsün, gönüllüydünüz ve para almıyor muydunuz tarzı bir tepki aldık geçen senle ikimiz de şeyken. Ama onun dışında en garip aldığım tepki şey oluyor genelde bazı erkekler tarafından. Biz de o zaman erkek başına sayfası açalım tarzı. Kötü bir tepki ya. Şöyle yani sonuçta burada bir mücadele veriliyor. Ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bir mücadele ya veriliyor. Aslında bizim yaptığımız şey onların aynen, işine de yarıyor. Evet. Onların üzerindeki baskıyı da azaltıyor ya da ne bileyim diğer eşitsizlikleri de ortadan evet. kaldırıyor. O yüzden böyle bu tarz işte şeyler şaka yapmaya çalışıyorum. Siz de açın. Açın kardeşim. Hadi. Hadi rakip olalım. O zaman o mu bu mu kısmına aha, geçiyoruz. Of. Şimdi birbirimize dörder tane soru hazırladık. Ceren aslında üç tane hazırlamıştı. Bir dördüncü var mı? Yani sallayacağım tamam. Bir şey güzelse koyarız. Okay. Okay. Bilmiyoruz birbirimize ne soracağımızı. O yüzden heyecanlıyız. Ben başlıyorum önce sorularıma. Hadi bakalım. Tatlı mı tuzlu mu? Yani hani çok gerilmişim dördüncü soruyu bulacağım diye. Tatlı tabii ki hani. Aa, ben seçemezsin diye düşünmüştüm. Yani seçerim ama diğer yani en sevdiğim şey de hani beraber yemek. Onu. Ben bu arada bunun yerine şey düşünmüştüm. Kola zero mu kahve mi? Oo. Keşke onu sorsaymışım.
Ya sor. Bağımlı bu arada Cola Zero'ya ama kahve. Kahve de. Ya kahve ya. Öyle çünkü. Evet. Tamam. İkinci soruma geçeceğim. Bu sorumu çok seviyorum. Çok heyecanlı. Keeping Up With The Kardashians mı? DTV mi? Oh no. Pas. Bu arada DTV'ye hayranız. Çok seviyoruz. Bizi duysunlar buradan. Çok isterim onlarla podcast çekmeyi. Ya sanırım DTV diyeceğim. Aa, bir yurdum insanı. Kesinlikle. İki. Çok komikler. Çok komikler. Ve sizin gibi konuşmaya başladık biz de artık. Sürekli böyle konuşuyoruz. ve sonuçta Kardashianlar'da her detay artık eskisi gibi değil. İstediğin evet. dedikoduları alamıyor. Aynen. O yüzden DTV tamam. forever. Üçüncü soru. Bütün yazdığın mesajları herkesin görmesi mi? Yoksa bir daha hiç konuşamamak mı? Hani gözümünden yazdığım mesajlar geçiyor. Ne herkes hakkında. Yani konuşamazsam ölürüm. Yazdıklarına dikkat edersin. Evet, yazdıklarıma dikkat ederim. Daha iyi bir insan olurum. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden tabii ki hani yazdığım mesajların görülmesi. Ped mi tampon mu? Ped ya. Ay. Ya ne yapayım Türkiye? Ama bir geçeceğim inanıyorum. Ona diye menstrual kapa geç bence evet, o zaman. Evet bence de. Tamam. Bir sonraki aynen, podcastimizde sen menstrual kap kullanıyor olacaksın. Cevap veriyor olacağım. Ben ped mi tampon diyeceğim sen diyeceksin ki menstrual kap. Okey. Sıra sende. Çok heyecanlıyım. Tamam. Podcast mi YouTube? Hayda. Ya hangisini yapmayı daha çok seviyorsun? Şimdi podcast'im YouTube'da da yayınlanıyor. Öyle değil ama sorumun cevabı. Peki YouTube'dan kastın işte vloglar falan mı? Ne yani YouTube'dan kastın? Yani YouTube'a içerik üretirken mi daha keyif alıyorsun yoksa podcast mi? Benim yeni yapacağım proje podcast'e girer mi? Girmez. O YouTube'a mı giriyor? O zaman YouTube. Heyecanlı bir bekleyiş. İstanbul mu Ankara? Ankara. Dön o zaman. Yok yani şu anki fırsatları düşündüğünde İstanbul ama ya şöyle İstanbul'da yaşayacağım. Böyle ayda bir böyle 4-5 günlüğüne Ankara'ya gidip o özlemi giderip geri döneceksin. Böyle bir yer bence Ankara. Sıktı artık beni çünkü. Haklısın. Ama sevdiğim insanlar da var Ankara'da. Ailem başta olmak üzere. O yüzden aynen merhaba anne. Baba. Babam unuttu. Ya babana sürekli hani... Bir şey diyeceğim onu anlatmak istiyorum. Allah anlat lütfen. İstemezse koyma. Babam geçen hafta bana bir mesaj attı. Dedi ki lütfen bir daha podcastlerde benim adımı geçirme. Rezil oluyorum falan gibi. Ben böyle bir korktum acaba ne demiştim hangi travmamı anlatıp da babamı rezil etmişim diye. Şeymiş arkadaşlar Elif Taştekin'in bölümünde o yaş grubunun internet üzerinden alışverişe alışmasına dair babamın indirimli tereyağı aldığına dair bir şey anlatmıştım ve bütün arkadaşları babama böyle sen indirimli tereyağı mı alıyorsun tarzı bir mobbing uygulamış. O yüzden babam onlar üzülmüş. Onlar sanki almıyor mu ya? Aynen öyle. Kim Türkiye'de ucuz bir şey kovalamıyor ki şu aynen. an yani? Babam istemezse koymayacağım buraya ama. Metin at. tamam geç tamam. diğer soruyu. bu biraz aslında emin değilim bu sorudan ama. Son sorun mu bu? Doğru. Bir tane daha soracağım. Bu üçüncü sorum. Genel olarak ekiple çalışıyoruz kız başına da ama okay. arada senin böyle bireysel işte bir projenin background'ını yazarken ya da böyle bir şeyler yaparken bireysel de çalışıyorsun. O yüzden ekip çalışması mı bireysel çalışma mı? Ekip çalışması. Değil mi ya? Bireysel şu an yani ekip ve dair şanslı olduğum için ekip çalışması. Yoksa böyle mesela okulda falan proje gruplarında çalışmayan insanlarla bir araya geldim de tek başıma yapıp bitireyim kafasındaydım ama şu an çalıştığım ekip yani sizler çok değerli olduğunuz için benim için yani evet. ekip çalışması sonucu. Ve şey çok güzel ekip çalışması yani dediğin gibi aynı dinamikteysen böyle herkes bir anda bir şeyler yapıyor ve bitiyor evet. iş inanılmaz harika bir şey çıkıyor o yüzden kesinlikle ekip çalışması. Evet. Son. Bu sorudan da emin değilim evet. şu an yazıyorum bu soruyu. Atıyorum flört şiddeti içeren bir ilişki görüyorsun sen değilsin bir arkadaşın olabilir. Tamam. Müdahale etmek mi? Ama tabii şey değil bağırmalı falan tamam. değil yoksa ya ben karışmayayım şimdi sonra bana atlar falan gibi eğer çok ciddi gerçekten eminsen flört şiddeti olduğuna
müdahale etmek. Yani şey aşaması artık bu, hani aramız bozulacaksa da bozulsun ama ben hani buna bir, yani çünkü şey, göz yummak oluyor yani bu. Onu hiç istemem ama zarar verici bir şekilde de müdahale etmem. Derim ki bak, ben seni çok seviyorum ve senin ilişkin şu an sana zarar veriyor. Bu sebeplerden, öyle hani şey değil. Bizim bir flört dedi güvenliği. Cepten böyle. Yok yani şaka bir yana müdahale ederim. Bir yere kadar hatta yine belki bekleyebilirim. Gözlemlemek ve hani bir umut belki kendisi şey yapar diye, ama müdahale ederim. Çünkü gerçekten zarar veren bir olay. İnsanın normal hayatında etkiliyor. Ki zaten eğer arkadaşım flört şiddeti görüyorsa benle olan ilişkisi de zedelenmiştir muhtemelen. Onu da istemediğim için müdahale ederim. Evet, bence de. Ben bir de burada minik bir şey eklemek istiyorum. Benim ne konuşasım varmış yalnız. Sen ya. Sen bana laf atmanı beklemeden. Ya şeyi eklemek istiyorum. Bir, öncelikle kız başına güvenli ilişki testi bence gerçekten güzel bir kaynak bunu ölçmek ve değerlendirmek için. Onun dışında da yani etrafınızda illaki flört şiddetine maruz bırakılan bir arkadaşınız, eş, dost, evet, birisi çok vardır. Yaygın. Ama buna bence yani böyle aman ben dokunmayımdan ziyade gerçekten müdahale etmek, ya bu tabii karşı tarafı yargılayıcı bir şekilde değil de minik minik dokunuşlarla destek olmak çok önemli. Çünkü o insan zaten o ilişkinin hiç, yani bir şekilde zaten sağlıklı olmadığının farkında ama o alandan çıkmak gerçekten çok zor. Ve burada böyle yargılayıcı olmadan böyle bir güvenli bir şekilde bak ben senin yanındayım. Hani, senin iyiliğini istiyorum. İstiyorum şeklinde böyle minik müdahalelerde bence herkes bulunmalı. Evet. Bu kadardı. Daha da koyacağım. Yeter. Tatip gidiyorum. Peki, uzun sorularımıza geri dönüyorum. Aha. Hazırsan. Hazırım. Ayıplanma korkun olmasaydı. Var. Tabii. Var. Kesinlikle yapardım, denemek isterdim dediğin bir şey. Ya bu soru çok zor çünkü yani ne yapacağım ki, böyle çırılçıplak mı gezeceğim sokakta, o tarz bir şey değildi hani. Ya büyük ihtimal belki şey yapabilirim. Benim aklıma ayıptan gelmedi. Ziyade şöyle bir şey geldi aklıma, uygun mu bilmiyorum. Bakalım. Bazen İnsanlar çok zorluyor ya seni, hani işte çok karışıyorlar, bu komşu olur, teyze olur, ebeveyn olur. Yeter be mi? Aynen böyle şey, Avrupa yakası şarkı gibi, yeter be deyip böyle hani random bağırmayı mantıklı. Çok isterdim yani yargılanmayacağımı düşünerek yani. Çünkü evet. Rahat kalmak istiyorum, bazen çok yükleniyorlar. O yüzden böyle yürü git. Buradan böyle. Teyzelere sesleniyoruz ve amcalara. Komşulara, akrabalara mesela. Evet. Yapmayın arkadaşlar. Daha herkesin hayatı insanlar. Kendine Allah aşkına ya. Yani biz size karışıyor muyuz? Aynen öyle. Ben çok sinirlendim. Ya biz ona karışıyor muyuz? Biz aynen ona öyle. Gününe şeyine laf ediyor muyuz? Evet. Evet. Sen ne yapardın? Ben bunu sana. Ben ya, bana katılıyorum ben sana. Tamam. Böyle cevap veriyormuşum. Ben sadece soru sorabiliyormuşum. Hayır valla. Ben bu arada hiçbir şey düşünmem. Yani düşünmemiştim derken bu soruya bir cevap gelmemişti aklıma. Hı-hı. Çünkü hani ne diyeceğim ki? Ama seninki mantıklıymış. Teşekkürler. Bence bu soru çok zor. Sizin için ayıp nedir? Ben bunu hep konuklarıma sorup çekiliyordum kenara. Her şey çok kolay oluyordu. Öyle kolay. Benim değil. İçin ayıp. Ayıp ayıp bir şey bir kere. Böyle bir dilema içindeyiz. Ama şu yani benim için ayıp gerçekten başka birinin, mesela başka birinin hayatına karışmak ayıp. Bu. Doğru. Çünkü toplumsal ayıpları düşündüğünde toplumsal ayıplar başkasının hayatına karışmak olduğu için toplumsal ayıplar da ayıp. O yüzden benim başta dediğim ayıp ayıptır'a dönüyoruz. Tamam. Tamam mı? Ve aynı zamanda yani bu başka birinin hayatına karışmak dediğimiz şey işte özgürlüğünü kısıtlamak, giydiğine karışmak, yaptığı şeylere karışmak, onları hani bu yaptığın yanlış diyerek mesela atıyorum şort giymek yanlış. Çok sinirlendim. Küsleneceksin diye çok korktum. Yani bunlar ayıp geliyor bana. Toplumsal ayıplar ayıp geliyor. Çok güzel bir cümle. Gerçekten. Söyleyeceğim üstüne bir şey? Yok. Çok tatlı bir soru. Küçük Ceren ve Küçük Türkü ile konuşma şansınız olsaydı ona bir kadın olarak neler söylemek isterdiniz? Yani çocuklukta genel olarak böyle çok sıkıntılı dönemlerden geçmedim. Neyse ki hani şanslı sayılabilen bir ailede doğdum kesinlikle. Başta annem yani sonsuz bir destekçidir bana. Yani şey ben buradan koşarak gideceğim desin. İyi yapıyor git falan evet, der yani. Evet gerçekten öyle. Tanıştığımda da hissetmiştim o şeyi. İlişkinizi sarı kırmızı bayrakla bitirir misin? Bitiririm. Bu kadar. Bu kadar bitiririm. Bitiririm. Yani şöyle
Özellikle muhtemelen işin içinde olduğum için daha da hani şeyim, bu konularda hassasım. Ama gerçekten hani ben birilerinin beni üzmesi için fazla değerliyim arkadaşlar. Hepiniz öylesiniz. Alkış. Neyse ki ikimiz de çok şanslıyız bu konuda. Evet. Gayet acaba yeşil bayraklı ilişkilerimiz var. Kesinlikle. İkimizin de, yani ben hiç yaşamadım. Allah korusun. Ay. Bu kısmı koyacağım. Hani ne bir flört şiddeti, ne bir sarı bayrak şey, hiçbir şey yaşamadım. Umarım kimse yaşamaz gerçekten. Sen de bitirirsin bence. Kesinlikle. Bir de alışkın da değiliz bu arada böyle bir şeye. Şöyle zaten böyle geçmişte gerçekten bayağı kırmızı bayraklı, evet, ilişkim olmuştu ve yani bütün hayattan alacağın zevki, mutluluğu yok ediyor. Yani ve hani Türk'ün o cümlesine inanılmaz katılıyorum. Bunlar için fazla değerliyiz. Herkes çok değerli. Evet. O yüzden yani elimden geldiğince de şu anki ilişkimde de zaten bir sıkıntı gördüğümde, daha hani öyle bir şey olmadı ama hemen söylüyorum ve kesinlikle yeşil yeşil yoluma devam, evet, etmeye çalışıyorum. Bitirmek zor olsa bile bitirin arkadaşlar. Evet. Yani. Sonrası daha kolay olacak, emin olun yani. Daha mutlu olacaksınız. Daha aydınlık. Aynen öyle. Yakın arkadaş olduğunuzu ne zaman fark ettiniz? Spesifik bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Ben bunu ara ara düşündüğüm bir soru bu. Çünkü şöyle oldu. Ben bu kızla niye arkadaş oldum? Asla. Yani biz seninle tanıştık. Sonra bayağı beraber kaldığımız, ettiğimiz bir arkadaşlık evet, önüne geçtik. Evet. Ben yani şey gibi direkt. Şöyle. Ben o yüzden birkaç kere bir şey böyle hatırlamıyorum. Böyle iki ayda iki kez hani bir görüştük. Ondan sonra bir ay sonra tekrar görüştük. İlk görüşmelerimiz. Sonra senin mezun olma telaşın, benim de inekliğimden dolayı kütüphane date'lerimiz başladı. Doğru. Ve sonra ben sizin evden bir daha çıkmadım, evet, gibi oldum. Doğru. Yani spesifik bir şey yok ama zaten çok aynı. Mesela Ceren'le böyle sohbet ediyoruz başka insanlarla. Bir anda aynı cümleyle aynı tepkiyi verdiğimiz oluyor. O yüzden hani korkunç bir seviyede bir yakınlık. O yüzden bilmiyorum. Peki. Şu ana kadar olan bütün ilişkilerini düşün. Düşündün mü? Düşündüm. Sosyal medya şifreni verdin mi? Bu farkındalık hep var mıydı yoksa ne zaman ulaştın? Verdin mi hiç? Verdim tabii ki. Verdin mi? Eski Ceren çok şeydi yani hani nereden hani ama sınırları doğru ihlal edildiğinde, aynen, tepki vermeye çekinen bir Ceren'di ne yazık ki ve verdiğim olmuştu maalesef. Nasıl yani bu farkındalık direkt olmuyor yani, hı-hı, kesinlikle. Zor bir zaman şey için içindeyken. Aynen, bir de zaten şöyle olmuyordu yani en azından benim eski ilişkimde öyleydi yani bir anda böyle onu yap bunu et falan gibi de bir zamanla hani farkında olmadan sen aslında gerçekten her tarafın kırmızıya büründüğü bir ilişkiye ilerlemişsin ve bu da onlardan biriydi ve vermiştim. Farkındalık da gerçekten aslında böyle hani kız başına da çalışa evet, okuyarak oldu yani. Ben hiç vermedim galiba. Maksimum ortaokulda Facebook zamanlarında vermişimdir ama ama o sayımda olmamışım. Onda da vermedim herhalde. Bilmiyorum. Şimdi gül diken tomurcuk kısmımızı biliyorsunuz hepiniz. Bunu bu sefer bireysel olarak değil kız başına adına cevaplayacağız ve bunları sen cevaplayacaksın çünkü uzun süredir sen kız başındasın. Tamam. Kız başınanın gülü. Hayal yani kız başında da unutamadığın bir başarı. Her günümüz falan deyip ben böyle abarttım. Bence UNFPA bence şu an. Bence de kesinlikle yani yeni başlayacağımız bir inovasyon projesi gerçekten Türkiye'de bazı şeylerin değişmesine yol açacak, evet, bir şey, bir proje olacak. Aynen. Detaylarını daha vermeyeyim şimdi. Sürpriz. Sürpriz. Bizi takip etmeyi unutmayın, oradan paylaşacağız hepsini. Böyle gerçekten hani sahada birebir bu iş için uğraşacağımız bir şey olacak, ona gül diyebilirim kesinlikle. Peki dikeni? Yani bir zorluk diyelim direkt kız başına için. Açıkçası şey biraz zordu yani biz Ankara'da kurulmuş bir platformumuz, evet, ve bizim bütün toplantılarımız vesaire yüz yüze gayet yan yana oturarak, evet, olurdu. Bir anda pandeminin girmesi bir de zaten gönüllüyüz hepimiz. O yüzden yani o dengeyi sağlamak bir tık zorlayıcı olmuştu ama hemen adapte olduk, evet, yine. Ve aslında şeye çevirdik yani. Daha iyi, daha bir şey iyi oldu. Oldu. Instagram uçtu. Hem Instagram uçtu hem de şu an yani 40 kişiyiz. Evet. Avrupa'da olan var. 5-6 sanırım. Gerçekten 4-5 kişi Ankara'da yok, kaldı abarttık şu an. Ne 10 kişi oldu. peki şu an kız başına
Ya ne heyecanlandırıyor yeni gelişmeler. Bence evet. Benim proje. Bence de Türk'ün yeni başlayacağı projesi ve onun dışında her arka plandaki her şey ya. Evet. Hani bir sürü proje var. Evet, yani bir şey değil sadece kız başına. Sosyal medya aslında bizim o projelerimizi hani duyurabilmemiz evet. için bir aracı. Ne kadar böyle severek kullansak da ama böyle arka planda böyle gerçekten hiç durmadan çalışan bir ekip var. İşte hukuk ekibi, sanat galerisi ekibi, sosyal medya ekibi. Sosyal medya ekibi hiç uyumuyor zaten evet. yani. Onun dışında proje ekipleri falan derken yani kız başına da şu an olan her şey A'dan evet. Z'ye beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Beni de. Güzel dönem, güzel bir döneme geçiyor. şimdi takipçilerden sorular kısmını aslında ben normal kısma da koyduğum için hı-hı. sadece birkaç tane aldım. Bunu söylemek istersin diye de aldım bu arada. Kız başına nasıl bir katkı sunabiliriz diye sormuşlar. Ya şöyle aslında genel olarak önceki yerlerde de açıkladık ama biraz işleyişten bahsedebilirim. İnsanların kafasında daha rahat canlanması için. Biz dediğim gibi böyle büyük bir ekibiz ve herkes arka planda kendisinin daha iyi özelliklerini kullanabileceği şekilde görevlerde bulunuyor. Bu bir içerik üreticisi olabilir, bir internet sitesinin dizaynı olabilir, onun dışında projelere ilgili dokümanların yazılması vesaire gibi. Aslında böyle herkesin kendini daha mutlu, huzurlu hissedebileceği şekilde görev tanımları var. Onun dışında da ekip içerisinde ihtiyaç olduğunda zaten sürekli ilana çıkıyoruz. Onun dışında da sitedeki başvuru formunu da düzenli olarak inceliyoruz ve hani böyle bize destek sunabileceğine inandığımız kişilere hemen dönüyoruz. Ama onun dışında zaten hani kız başınayı desteklemek çok kolay evet. çünkü sosyal medyada bize en ufak bir yorumunuz, desteğinizi göstermeniz ya da işte böyle DM'den bize ya bence bu konuyu paylaşmanız evet. lazım demeniz bile inanılmaz bir katkı. O yüzden bizim yanımızda olmanız bile yeterli. Çok tatlı. Bir de soru değil ama tatlı bir şey yazmışlar, onu aldım. Demişler ki soru yok, iyi ki varsınız. Dur neye basacağım? Çok tatlı. Siz iyi ki varsınız. Evet ya, gerçekten. Siz olmadan. Ne? Boş ver. Çok şey. Asıl siz iyi ki varsınız. Gerçekten. Yani baştan beri zaten hep diyoruz ya, yani takipçiler olmadan yani biz bir hiçiz. Çünkü biz kendi başımıza çalıp oynasak neye yarar yani? Bir sürü DM geliyor her gün, işte sizin atıyorum şu rehberinizi okudum, şöyle hayatım kurtuldu, sizin şu postunuzdan sonra şunu yaptım vesaire gibi. Bunlar bizi hani ayakta tutuyor. Bunlar için varız zaten. O yüzden nasıl siz iyi ki varsınız. Evet, yani Türkiye'de bir şeyleri değiştirmek isteyen bu kadar insan bir arada görmek çok evet. umut verici. Ayıp metreye geldik. Allah. Geldik. Sıkıntı yok. Kızla erkekli ortamlarda bulunuyor muyuz? Evet. Evet. Dövmem var mı? Var. Ben senin hep dövmen olduğunu unutuyorum bu çünkü arada. Şöyle şurada bir yerde bir evet. tane var. 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 Herkesin içinde kahkaha atıyor muyuz az önce girdiğimiz krizle? Şey hani insanlar tabii, rahatsız ediyor. Tabii bayağı. Hani böyle şey en olmadık ortamlarda hani mesela ciddi bir şey oluyor, bir kavga var mesela ekip içinde ya da hani arkadaş grubunun içinde. Önce ben zaten hani deli gibi gülmek suretiyle. Sonra Ceren'i de katıyorum bu işe ve hani böyle gözümüzden yaş geliyor ve ortamdan ayrılmak zorunda kalıyoruz falan. Atıyoruz. İstediğimizde stüdyensiz dolaşıyor muyuz? Evet. Tabii. Şu anda stüdyensizim. Partnerinle hiç aynı evde kaldın mı, kalıyor musun? Evet. Evet. Düşün. Şey maalesef. Hiç kadın başına sahne insanına çıktın mı? Ay evet. Çıktım. Çok heyecanlıydı. Evet. Peki son olarak regl olduğunda bunu açık dile getiriyor musun? Tabii ki. Şu an bile regliyim. 100 puan ikimize de. Vallahi sona geldik. Ben biraz daha konuşmak istiyorum. Yeni açıldın sen çünkü. Yok çok güzeldi. Evet ya. Çok teşekkür ederim. Keşke seninle bir podcastimiz olsa. İstiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Ayıptır söylemeli. Ayıptır söylemesi duble falan. Aynen. Arkadaşlar istiyorsanız yorum. Güzel bir isim de bulduk. Neyse çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Önce sana teşekkür ediyorum. Sonra dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten daha ilk haftadan bizi en çok dinlenenler listesine soktunuz. YouTube'da çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Bu benim ilk podcast serüvenimdi ve çok korkuyordum, yani yalan yok. Çok hani mutlu ve yanımda hissettirdi herkes. O yüzden teşekkür ediyorum ve aynı zamanda da
canım ekibime de teşekkür ediyorum. Alara'ya, Zeynep'e, Sena'ya, diğer Zeynep'e ve Mina'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu yolculukta onlar olmasaydı bu güzel içerik çıkmazdı. Çok güzel sorular bularak bana destek oldular. Onlara öpücüklerimi yolluyorum buradan. Onun dışında kız başına ekibinin hepsine çok teşekkür gerçekten ederiz. Ya. Burada ne konuşuyorsak hepsi o ekip sayesinde oldu. Hani bu insanların sandığı gibi böyle 2-3 kişinin bir işi değil. Kız başına gerçekten bir ekip işi. Arkada 40 kişi çalışıyor canla başla. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ve söylemesi ayıp bir cümleyle kapanışı yapıyoruz. Yaparsak kız başına yaparız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu serüvende yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.